TRT Haber'de gece bakışının ikinci dilimiyle bir kez daha karşınızdayız. Bir kez daha merhaba. Türkiye 24 Haziran'da sadece partili cumhurbaşkanı değil, meclis üstünlüğünü de belirleyecek. Parlamentonun önemi her zamankinden fazla. İttifaklar bu nedenle sadece cumhurbaşkanının değil, meclis üstünlüğünün de peşindeler. Seçimler 301 ve fazlası milletvekiline sahip olma yarışına dönüşmüş durumda. 24 Haziran seçimlerinde parlamentodaki sandalye sayısı Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı kadar önemli. Türkiye 24 Haziran'la beraber yeni bir sisteme geçiş yapacak. Bu yeni sistemde parlamentonun önemi azalmayacak, aksine artacak. İttifaklar bu nedenle 301 sandalye çoğunluğunu sağlamanın peşinde. İttifaklar seçim stratejisini çoğunluğu elde etmek üzerine kurguluyor. Yeni sistemde yasama tamamen meclisin elinde. Yasama gücü ve denetim gücü parlamentoda ve yürütmenin tamamen bu ayrıştırılıyor. Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin kurumlaşması için Cumhurbaşkanı ile uyumlu bir parlamento hayati öneme sahip. Meclisteki çoğunluğun Cumhurbaşkanı'nın partisinden olması halinde Cumhurbaşkanı mecliste uyum içinde çalışma imkanına sahip olacak. Cumhurbaşkanı başkanlığındaki hükümet ihtiyacı olan yasaları meclisten rahatlıkla çıkarabilecek. Ancak Cumhurbaşkanı'nın partisiyle meclisteki çoğunluk partisi farklı olursa önemli düzenlemelerin yasalaşmasında sıkıntılar yaşanabilecek. Böyle bir durumda örneğin Cumhurbaşkanı'nın sunduğu bütçe parlamento tarafından reddedilebilecek. Cumhurbaşkanı'nın OHAL ilan etmesi durumunda meclisin reddedebilmesi, OHAL kapsamındaki düzenlemelerin meclisten geçirilerek yasalarla ortadan kaldırılabilmesi gibi durumlar ortaya çıkabilecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'a göre muhalefet Cumhurbaşkanlığından vazgeçti, meclis çoğunluğuyla çalışmaları sabote etmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim noktasını havlu attıklarını rahatlıkla ifade edebilirim. Yani onlar, biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik, baştan kaybettik, kazanma imkanı görünmüyor bu işte. Ne yapalım biz o zaman? Cumhurbaşkanının çalışmasını kilitleyecek şekilde parlamentoda AK Parti'nin bir şekilde çoğunluğu elde etmesini engelleyecek bir ittifaka girişelim. Muhalefetin stratejisi ülkeyi yönetmek değil, ülkeyi yönetmeye talip olan Cumhurbaşkanını kilitleme üzerine kurulmuş vaziyette. Bu ittifakın anlamı o. Evet, 47 gün sonra sandık başına gideceğiz. Partilerde hummalı çalışmalar var. AK Parti'de seçim çalışmaları devam ediyor. Genel merkezde milletvekili aday adayları için mülakatlar dün başladı. Alt ve üst kurul çalışmalarının ardından milletvekili aday listesi kesinleşecek ve o liste 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. İstanbul'un mülakatları 1, 2, 3 bölge olarak İstanbul'da yapılacak. Bunun dışındaki mülakatlar Ankara'da genel merkezimizde yapılacak. AK Parti'de temayül yoklamaları tamamlandı. İkinci aşamaya geçildi. Çok heyecanlıyım. Kızım da benden heyecanlı. İnşallah Allah yardımcımız olsun. İlk kez. Beşer kişiden oluşan 14 alt komisyon aday adaylarını tek tek mülakata almaya başladı. Niçin milletvekili adayı olduğumuzu ve projelerimizi ve programlarımızı sordular. Olumlu olduğu kanaatindeyim. 19 yaşında böyle bir girişime neden bulunduğumu anlattım. Her komisyon ortalama 500 adayla görüşecek. Siyaset konuşacağız. Gündemle ilgili belki sorularımız olacak. Sohbet edeceğiz, arkadaşlarımızı tanışacağız. Güvenlik soruşturması da titizlikle devam ediyor. Bütün aday adaylarımızdan biz adli sicil belgesi istiyoruz. Kaldı ki kongre süreçlerimizde bunu nasıl yapmışsak bu süreçte de en hassas bir şekilde bunu değişik devletimizin değişik birimlerinden, kademelerinden bu bilgiler temin edilerek usulünce ama hiç kimseyi de rahatsız ve rencide etmeden yapılacaktır. Alt komisyonların çalışmalarını 11 Mayıs'ta tamamlaması bekleniyor. Hazırlanan raporlar doğrultusunda 15 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst kurul çalışmalarına başlayacak. Alt komisyonların belirlediği aday listeleri üst komisyona sunulacak. Ve 20'ini de biliyorsunuz listeler Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. Prosedür böyle işleyecek. 22 Mayıs'ta da AK Parti'nin aday tanıtım toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Partinin neden iktidar olamadığı buradan belli. Bu sözler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ağzından çıktı dün. İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için
genel merkeze gitti ve orada zor anlar yaşadı. Aşırı yük nedeniyle kalkamayan asansörde kriz yaşandı. Kimse asansörden inmek istemedi. Böyle olunca kendisi indi ince ve sert tepki gösterdi. Partinin niye iktidar olmadı? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP genel merkezinde asansör krizi yaşadı. İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek için genel merkeze geldi. Genel başkanın odasına çıkmak için asansöre bindi. Ancak asansörde olması gerekenden fazla kişi vardı. Asansör hareket etmedi. Bekleyiş başladı. Ancak kimse inmedi. Yeniden binerken de ağzından bu sözler döküldü. Partinin niye iktidar olmadı? Kafayla iktidar olmadı. Böyle bir şey olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebine cevap verdi. Erdoğan, partimde kendilerini kabul edebilirim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Muharrem İnce'nin adayların televizyonda tartışması çağrısı da soruldu. Erdoğan, üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz dedi. Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz. Ancak partimde kendilerini kabul edebilirim. Çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler malum partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla hem partinin genel başkanı olarak hem de partimde bu kabulün daha doğru olacağını düşünüyorum. Ve randevu talebinde bulundular. Ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap verir. Ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Ve partimize de ayakları alışmış olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyeli mülteciler konusunda sözünü tutmayan Batı'ya bir kez daha tepki gösterdi. Bugüne kadar 31 milyar dolar harcadık dedi. Erdoğan, onlar söz verdikleri 6 milyar euronun sadece 1 milyar 850 milyonunu gönderdi. İşte Batı bu diye konuştu. Eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs platformunun düzenlediği Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasına işte bu jestle başladı. Cumhurbaşkanı Suriyeli mültecilere yardım konusunda sözünü tutmayan batılı ülkeleri eleştirdi. Yardım gelse de gelmese de biz onları misafir etmeye devam edeceğiz dedi. Şu ana kadar yaptığımız yardım ne oldu biliyor musunuz? 31 milyar dolar oldu. Bereketi de geliyor elhamdülillah. Şu ana kadar verdikleri 1 milyar 850 milyon avro. Söz 6 milyar avro. İşte Batı bu. Onun için Batı'yı iyi tanıyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'nın silahlara harcadığı parayı işaret etti. O silahların Türkiye'ye karşı kullanıldığını söyledi. Aynı kesimler Suriye'de yaptıkları birkaç saatlik operasyonda bilmem kaç yüz milyon dolarlık bomba kullanmış olmayı böbürlenerek anlatıyorlar. Bütün bunları sorduğumuz zaman biz hepsinin seri numaralarını aldık. Savaş bitince biz bu silahların hepsini alıp gideceğiz. Kimi aldatıyorsunuz ya? Biz bunları Irak'ta gördük. Irak'ta siz hiçbir silah almadınız. Ve daha sonra biz o silahların bir kısmını PKK'lıların elinden topladık. Erdoğan, Filistinlilere karşı şiddetin dozunu her geçen gün arttıran İsrail'e de tepkiliydi. Biz insanlığın özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail yönetiminden
iki cihanda da davacı olacağız. Erdoğan, eski İsrail Başbakanı Ariel Sharon'un söylediklerini de hatırlattı. Söylediği şuydu: hayatta en çok zevk aldığım şey, Filistinlileri öldürürken tank üstündeki görevimdi. Düşünebiliyor musunuz? Bu insanların karakteri bu, yapısı bu. İslam'ın barış anlamına geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman ülkeler arasındaki kavgaya dikkati çekti. O barış dininin mensupları birbirini yiyor. Bu da ayrıca bizim bir derdimiz. Tıpkı Habil'le Kabil'in hikayesi gibi. Bugün de birileri tercihini kötülükten, haksızlıktan, yanlıştan yana kullanıyor. Bize düşen daima hakkın ve haklının yanında yer almaktır. Törende 5 kişiye barış ödülleri verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsraillilere karşı direnirken buldozerle ezilerek hayatını kaybeden Amerikalı Rachel Corrie'nin anısına ödülü ailesine verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce sözünü ettiği İsrail'in eski başbakanlarından Ariel Sharon, 14 yaşında orduya katılmıştı. Filistinleri öldürmekten büyük haz duyduğunu söyleyen Ariel Sharon, 8 yıl komada kaldıktan sonra, bu dünyada cehennemi yaşadıktan sonra ölmüştü. Devam ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4. dönemi için yemin etti, resmen göreve başladı. 18 yıldır iktidarda Rus lider, dünkü yemin töreniyle Kremlin'deki 6 yılını daha garantilemiş oldu. Anayasa gereği hükümeti istifa ederken, Putin başbakanlık için yine Dmitri Medvedev'i önerdi. Teklif parlamentonun alt kanadı Duma'da görüşülecek. Mart ayında yapılan seçimlerde oyların %76'sından fazlasını aldı. En büyük sandık başarısını elde etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda yemin ederek 4. dönemine resmen başladı. Hayatımın gayesinin önceden de olduğu gibi halkımıza ve vatanımıza hizmet etmek olacağı hususunda sizi temin ederim. Bu benim için her şeyin üstünde. Rus lider, yaşam standartlarının yükseltilmesi, refah, güvenlik ve sağlık diyerek önceliklerini sıraladı. Rusya'nın uluslararası arenada güçlü ve etkin bir aktör olduğunun da altını çizdi. Kremlin'deki yemin törenine binlerce kişi katıldı. 65 yaşındaki Vladimir Putin, başbakan ve devlet başkanı olarak Rusya'da 18 yıldır iktidarda bulunuyor. Putin ilk olarak 2000 yılında devlet başkanı seçildi. 2004 yılında sandıktan birinci çıkarak 4 yıl daha devlet başkanlığı yaptı. Yasa gereği iki dönemden fazla üst üste devlet başkanlığı yapamayacağı için 2008'de başbakanlığa geçti. Devlet başkanlığını ise kendisine yakın siyasetçilerden Dmitri Medvedev üstlendi. Putin 2012'de yeniden devlet başkanı seçilip 6 yıl koltukta kaldı. Rusya! Rusya! Vladimir Putin'e Mart ayındaki zaferinin ardından anayasa değişikliği yaparak 2024'ten sonra da iktidarda kalmayı planlıyor musunuz sorusu yöneltildi. Putin bu soruya Rusya'yı 100 yaşına kadar yönetme niyetinde olmadığını söyleyerek cevap verdi. Washington başlattı, Tel Aviv sürdürüyor. Amerikan yönetiminin, yani Trump'ın aldığı skandal Kudüs kararıyla Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Filistin başkenti Kudüs'e taşınması için hazırlıklar sürdürülüyor. Amerikan Büyükelçiliği için hazırlanan yol tabelaları Kudüs'ün çeşitli bölgelerine asılmaya başlandı. Harıl harıl çalışıyorlar. İşçiler üzerinde İngilizce, İbranice ve Arapça Amerikan Büyükelçiliği yazan tabelaları yerleştiriyor. Washington'ın Kudüs provokasyonunu şimdi de İsrail sürdürüyor. Bütün dünyanın şiddetle karşı çıkmasına karşın Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma hazırlıkları devam ediyor. İşçiler Kudüs'ün güneyindeki yollara Amerikan Büyükelçiliği için hazırlanan yol tabelalarını astı.
Washington yönetimi Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Açılışa Amerikan Başkanı Donald Trump'ın katılıp katılmayacağına dair ise henüz resmi açıklama yapılmadı. Kudüs provokasyonuna dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Filistinliler de son derece tepkili. Filistin Kurtuluş Örgütü açılış töreni için boykot çağrısı yaptı. Devlet temsilcilerini, diplomatları ve sivil toplum kuruluşlarını açılış törenini boykot etmeye çağırıyoruz. Bu törene katılmak yasa dışı bir kararın meşrulaştırılması anlamına geliyor. Trump'ın 6 Aralık 2017'de açıkladığı Skandal Kudüs kararı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da oylanarak ezici bir çoğunlukla reddedilmişti. Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile 300 yazar ve siyasetçinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısına Ankara'dan tepki yağdı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bildiriye destek verenleri DAEŞ'in batı versiyonu olarak nitelendirdi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir cinnet hali ve kötü niyetli bir kışkırtma değerlendirmesinde bulundu. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal da bildiri en hafif tabirle bağnazlıktır dedi. Fransa'dan özgürlük adı altında İslam'a yönelik yeni bir saldırı geldi. Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski başbakanların da bulunduğu 300 kişi Kur'an-ı Kerim'i hedef alan skandal bildiriye destek verdi. Ankara'dan bu girişime tepki yağdı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bildiriye imza atanları, bunlar 21. yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir. DAEŞ'in batı versiyonudur ifadesiyle eleştirdi. Sosyal medya mesajında ilgili ayetlere işaret eden Bozdağ, bütün İslam düşmanları bir araya gelseler Kur'an'ı asla değiştiremezler dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de girişimi Müslümanlara yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi. Gül, skandal bildiriyi hiçbir gerekçeyle izah edilemeyecek bir cinnet hali ve muhtemel sonuçları itibariyle kötü niyetli bir kışkırtmadır sözleriyle nitelendirdi. Batı'ya bu çirkin tutumu bir an önce terk edin çağrısı yaptı. Bir tepkide AK Parti sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Bildiri en hafif tabirle bağnazlıktır diyen Ünal, siyasetin ve akademinin arkasına saklanarak İslam düşmanlığı yapmak, kutsal kitaba dil uzatmak ve Müslümanlara hakaret etmek Avrupa'nın içinde bulunduğu ruh haliyle ilgilidir değerlendirmesinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen tepkide de bu ilahi kelam hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir denildi. İslam karşıtlığı dünyanın dört bir yanında, özellikle Batı ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek kaygı verici bir sürece evrilmiş durumda. İslam karşıtlığı dün de yaşandı, bugün de yaşanmaya devam ediyor. Az önce Fransa ile ilgili haberi izlettik sizlere, yaşanmaya da devam edecek. Aynı zamanda Avrupa'nın diğer problemlerinden biri de terör. Almanya'da son zamanların en önemli davası olarak nitelendirilen Alman aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı, kamuoyunda bilinen kısaltılmışıyla NSU örgütüne ilişkin davada sona geliniyor gibi. Dün davanın başlangıcının 5. yıl dönümüydü. Ve bu dava Almanya'daki Türk toplumu için çok ama çok önemli. Zira örgüt 8'i Türk, toplamda 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı düzenlemek ve 15 soygun gerçekleştirmekle suçlanıyor. Ancak davayı dikkat çekici kılan başka iddialar var. Alman mahkemesi Nasyonal Sosyalist Yeraltı terör örgütünün devletle olan bağının üstünü örtmekle suçlanıyor. Çünkü dava boyunca bir sürü ipucu ortaya çıktı ama buna rağmen bir örgütün 3 kişiden oluşabileceği tezi. Evet, bu tezin yanlış olduğunun ortaya konmasına başsavcılık gözünü adeta kapattı.
kulaklarını tıkadı. Yani başsavcılık bu işi genişletmek istemiyor. Üzerine gitmek istemiyor. TRT Haber'in deneyimli muhabirlerinden Ahmet Hamdi Şişman davayı yakından takip ediyor ve bir dolu soru var aklımıza takılan. Onun için şimdi bu sorularla nasıl bir aşamaya geldi Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü davası, onu ekranlarınızda taşıyalım ayrıntılı bir biçimde. Şimdi Ahmet, benim takip edebildiğim kadarıyla 2000-2007 yılları arasındaki dönemde ki o dönemin bir bölümünde Almanya'da ben radyoda çalışmıştım. Başbakan Angela Merkel mağdurların aileleriyle bir araya gelmiş ve cinayetleri aydınlatma sözü vermişti. Şimdi görüyoruz ki kurumsal bir ırkçılığın kök saldığı Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri mercek altına alınmadı. Dava sürecinde sona geliniyor gibi görünüyor ama yine başa dönersek, Alman polisi neden 11 yıl boyunca bulamadı katilleri ya da bulmak istemedi? Evet, Fuat Kozluklu, Nasyonal NSU örgütü, Alman terör örgütü NSU 1998 yılında kurulduğu yer altına gitti. Aradan geçen uzunca bir süreç var. 18 yıldan daha uzun bir zaman oldu. İlk cinayetini 2000 yılında işledi. Enver Şimşek'i Nürnberg'de öldürerek sabah namazı kıldığı saatte dükkanında 8 kurşunla göğsüne ve kafasına isabet eden 8 kurşunla öldürerek ilk cinayetini işledi. Cinayetin ardından aslında polisin ifadesine başvurduğu tanıklar bunun ırkçı bir saldırı olabileceği yönünde ifadeler vermişti. Ancak polis bütün bunları göz ardı etti ve Enver Şimşek'in karısını zanlı konumuna aldı. Karısına bir Alman kadının fotoğrafı gösterildi ve kocasının, öldürülen kocasının bu kadınla ilişkisi olduğunu ve bu ilişkiden çocukları olduğunu, bundan dolayı bunun bir kıskançlık cinayeti olabileceği imasında bulundu ve bu yönde bir soruşturma yürütüldü. Daha sonra bu hikayenin tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı. Bu süreç zarfında 2007'ye kadar biri Yunan olmak üzere, biri de polis, 8 Türk daha öldürüldü. Ve bütün bu cinayetler boyunca o kadar çok delil vardı ki bunun aslında ırkçı bir kişi veya ırkçı bir örgüt tarafından belli bir etnik azınlığı, yani bu durumda Türkleri hedef almış cinayetler zinciri olduğu, ama polis bunların hepsine gözünü tıkadı. Neydi bu işaretler? Aslında en önemlisi, cinayetlerin hepsi, 8'i de aynı silahla işlenmişti. Bunun dışında bir bombalı saldırı vardı 2004 yılında Köln'de, bizim bulunduğumuz şehirde. Aslında şu anda TRT ofisinin bulunduğu noktadan sadece 50 metre uzakta bir yerde tamamen Türklerin yaşadığı, Türk esnafın bulunduğu sokakta bomba patlatılmıştı. Buna rağmen halen daha Alman polisi bütün soruşturmayı bu cinayetin Türkler arasında işlenmiş, kendilerini ilgilendiren, kumar borcu olabileceği, kıskançlıktan dolayı veya Türk mafyasının hesaplaşması şeklinde soruşturmayı yürütmekte ısrar etti. Alman medyası da buna çanak tuttu. Aslında burası da önemli bir nokta. Alman medyası bu cinayetlere dönerci cinayetleri ifadesini kullandı ve bu maalesef Türkiye'de de bu şekilde alınıp kullanıldı. Aslında bu ayrımcı, ırkçı bir yaklaşım burada. Hani bütün Türkler dönercidir gibi bir aşağılayıcı bir ifade aslında bu. Ama sonrasında ta ki 2011 yılına gelene kadar polis bütün bu delillere, ipuçlarına kulaklarını kapamıştı. 2011 yılına gelindiğinde terör örgütü NSU henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, orası hala meçhul ve muhtemelen de hep meçhul kalacak, kendi kendisini ifşa etti ve polis artık soruşturmayı NSU üzerine, bir terör örgütünün varlığını kabul etmek zorunda kaldı. Ve bundan sonra da 2013 yılında da dava açıldı Fuat Kozluklu. Şimdi biliyoruz ki terör örgütleri istihbarat örgütlerinin desteği, bilgisi, birikimi olmaksızın vücut bulamaz, hareket edemez. Hele hele Almanya gibi polisin her bir noktada varlığını,
hissettirdiği, gösterdiği bir yerde. Şimdi kurumsal bir ırkçılığın olduğunu kimse inkar edemez Almanya'da. Ve bağımsız bir komisyon oluşturulması için çok çaba sarf etti mağdurların avukatları. Şimdi bu süreçte madem Alman devletinin Nasyonel Sosyalist Yeraltı terör örgütüyle, NSU ile bu kadar iç içe olduğuna dair deliller vardı. Dava boyunca da bunlar mahkemede tek tek ortaya konuldu. Peki mahkeme bu delillere neden gözünü kapattı, kulağını tıkadı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürülmesi yönünde de çabalar söz konusuydu. Bunlara ilişkin neler söylersin? Aslında savunma avukatları bu bahsettiğiniz devletin, Alman devletinin istihbaratının ve diğer güvenlik kurumlarının NSU ile olan bağlarını ispatlamak için birçok yola başvurdu. Ancak hem federal savcılık, Münih Federal Savcılığı hem de mahkeme bu bağı ispatlayacak bütün girişimlere engel oldu. Ayrıca eyalet hükümetleri de dahil. Aslında NSU'nun devletle olan bağının önünün kesilmesinin ilk adımı bu terör örgütünü sadece 3 kişiden ibaret saymakla başladı. Bir terör örgütü düşünün, sadece 3 üyesi olduğunu kabul etti mahkeme ve devlet, bütün Alman kurumları. İlk adım burada atıldı ve dolayısıyla bu 3 kişinin dışında kimseyle bir alakası olmadığı varsayımıyla devletle de alakası kesilmiş oldu. Şu anda zaten 2 üyesi 2011'de bu örgüt kendini ifşa ederken intihar etmişti. Daha sonra da yanan evin içinde cesetleri bulunmuştu örgütün kullandığı evde. Ama sonrasında başka unsurlar da vardı. Devletin bu hem NSU ile ve diğer aşırı sağ terör örgütleriyle de bağlantısı olduğu muhbirler üzerinden ifade veren, mahkeme sürecinde ifade veren bir Alman Federal İstihbarat Servisi muhbiri istihbarattan aldığı 100 bin euroyu NSU üyelerine verdiğini aslında itiraf etti. Ancak bunun üzerine soruşturma yürütülemeyeceğini, soruşturma açılamayacağına hükmetti mahkeme. Devlet sırlarını ifşa etmek anlamına gelebileceği için. Yine bir başka en önemli belki de unsurlardan birisi, örgütün son kurbanı Halit Yozgat 2006 yılında Kassel şehrinde öldürüldüğünde Andreas Temme adlı yine istihbarat ajanının cinayet işlendiği anda o kafede olduğu ortaya çıkmıştı. Bu yöndeki soruşturma da yine cinayetin işlendiği eyalet hükümeti tarafından eyaletin menfaatleri gerekçe gösterilerek soruşturma durduruldu. Bunun gibi daha birçok mevzu var. Kurumsal ırkçılık kavramı her ne kadar bu davayla gündeme geldiyse de, daha sık kullanılmaya başladıysa da, öncesi de vardı Almanya'da. Malum Almanya'nın geçmişi soykırımlarla, katliamlarla dolu. Ancak buna rağmen milyonlarca Yahudi'yi katletmiş bir ülkenin vatandaşı olmasına rağmen bir Baden-Württemberg eyaletinde hazırlanan, 2007 yılında hazırlanan bir raporda insan öldürmenin Alman kültüründe çok büyük bir tabu oldu. Dolayısıyla bu cinayetlerin Türk toplumunun kendi içindeki bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyordu. Yani bu kurumsal ırkçılık, senin de bahsettiğin Fuat Gözlüklü, sadece mahkemeyle sınırlı değil. Bütün eyaletler, eyalet hükümetleri ve diğer federal ilgili kurumlar, istihbarat teşkilatı da bunun içinde dahil, hepsi ağız birliği yapmışçasına bu cinayetlerin ne Alman toplumuyla ne devletle hiçbir alakası olmadığı yönünde ifadeler verdi ve mahkemeye ulaşan ifadeler de, diğer sanıkların ifadeleri de yine mahkeme tarafından, federal savcılık tarafından engellendi ve böylece NSU'nun devletle bağının önü kesilmiş oldu. Evet, 1848 sayfalık Federal Meclis Araştırma Komisyonu raporu ayrıntılı bir biçimde incelendiğinde ne kadar büyük ihmaller ve ihmallerin ötesinde göz yummalar, hatta bir anlamda teşvikler olduğu da ortaya çıkıyor. Şunu da tabii izleyenlerimize hatırlatmakta fayda var. Alman istihbarat kuruluşlarında bazı dosyalar
Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü ile ilgili dosyalar imha edilmiş durumda. Şimdi davayı yakından takip eden sayılı meslektaşlardan biri olarak sanıyorum gözlemleme fırsatın olmuştur. Davanın sonucundan, mahkeme kararından, kurban yakınlarının ve oradaki Türk toplumunun beklentilerinden söz edersek ne dersin? Ya giden gitti tabii ama bir şekilde çok adalet yerini bulacak, dedirtecek bir karar bekliyor musun, tahmin ediyor musun? Teselli kararı. Dava avukatlarıyla yaptığımız röportajlarda, sohbetlerde onların müvekkillerinden duyduklarını bize aktardıklarını söylüyorum. Bu davadaki müvekkillerin hiçbirinin açıkçası bir adalet beklentisi yok. Zaten bir kişi örgüt üyesi olarak, bu terör örgütünün üyesi olarak yargılanıyor şu anda. Dört kişi de yardım ve yataklıktan yargılanıyor. Yani bu bir kişinin müebbet hapis alması bile aslında bu sorunu çözmeyecek. Zira sorunun ucunun nereye ulaştığının ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyor bütün kurban yakınları. Ve bu yönde de az önce de konuştuğumuz gibi her türlü girişimi mahkeme, federal savcılık ve diğer ilgili kurumlar engelleyerek bunun önüne geçtiler. Bundan sonra ne olacak? Aslında kurumsal ırkçılık çok büyük bir sorun haline geldi aradan geçen bu süre zarfında. Biz iki hafta öncesinde aslında önemli bir konu burada medyaya yansıdı. 2011 yılında örgütün yaktığı ev 2 hafta önce yıkıldı ve yeşil alan yapıldı evin yerine. Yani bu dava bittikten sonra bir kişi yargılanan ve diğer yardım ve yataklıktan yargılanan 4 kişi daha ceza aldıktan sonra her şeyin üstü kapatılacak. Sanki bunun hiçbir devamı, toplumda bir karşılığı yokmuş durumuna getirilecek. Oysa biz dava avukatlarıyla yaptığımız röportajlarda çok ilginç tespitlerde bulunmuştuk. Mehmet Daimen Güler avukatlardan bir tanesi, o kendisinin bize söylediği şey, Almanya'da, yani NSU davasının dışında bile normal şartlarda Almanya'da eğer bir Türkseniz, Türk isminiz varsa mahkemede yargılanıyorsanız sadece isminiz Türk olduğu için, siz Türk olduğunuz için çok daha uzun cezalar alıyorsunuz. Almanya'nın içinde bulunduğu, kurumsal ırkçılık bağlamında içinde bulunduğu son durum bu. Bundan sonrası için de burada yaşayan Türklerin zaten çok bir beklentisi yok. Geçtiğimiz 6 Nisan NSU'nun son kurbanı Halit Yozgat'ın ölüm yıldönümüydü. Bir tören düzenlenmek isteniyordu ancak eyalet hükümeti töreni iptal etmek zorunda kaldı. Kurban Halit Yozgat'ın yakınlarına, sevenlerine, dostlarına bu tören düzenlenirse aşırı sağ gruplara karşı sizin can güvenliğinizi sağlayamam dedi. Yani Almanya'nın ırkçılık konusunda içinde bulunduğu, günümüzde an itibariyle içinde bulunduğu durumda bu şekilde Fuat Kozluklu. Evet, kurumsal ırkçılığın merkezi durumundaki Almanya, aynı zamanda terör örgütü PKK'ya, DHKPC'ye ve FETÖ'ye de kucak açmış durumda. Eğer bir aktarma uçağıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorsanız İstanbul'dan, Frankfurt aktarmalı olarak ya da Münih aktarmalı olarak, uçağın kapısından transfer alacağınız, yani bineceğiniz aktarma uçağını geçeceğiniz koridorda iki Alman polisi kapıda bekliyor. Pasaport kabları satılabilen şeyler. İçerisine siz başka bir ülkenin pasaportunu da koyabilirsiniz. Yani o kapları. Eğer pasaportu gösterip geçiyor herkes, Türk pasaportunu gösteriyorsanız sizi ayrı bir bölmeye alıyorlar. Ekstra bir aramaya, sorgulamaya tabi tutuyorlar. O da Almanya'ya girmeyeceğiniz halde. Bir Gestapo kafası. Ahmet Hamdi Şişman, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Saatler 00.37'yi gösteriyor. TRT Haber'de Gece Bakışı devam ediyor. Hafta sonunda Lübnan'da 9 yıldan bu yana ilk kez genel seçim yapıldı. Lübnan deyince şöyle bir durmak lazım. Orta Doğu'nun kaderini belirleme noktasında çok önemli bir ülke.
katılım oranının %49'da kaldığı seçimin kazananı Hizbullah oldu. Seçim sonrası kameraların karşısına geçen Başbakan Saad Hariri, 2009'daki seçime göre 11 sandalye kaybettiklerini açıkladı. Lübnanlı seçmen 9 yılın ardından sandığa gitti. Katılım oranı %49,2'de kaldı ama sandıktan çarpıcı sonuçlar çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre 128 üyeli parlamentoda Hizbullah Emek İttifakı 67 sandalye kazandı. Suriye askerlerinin çekilmesinden önce etkin olan en az 5 ismin parlamentoya girmesi kesinleşti. Başbakan Saad el-Hariri ise sandalye sayısının 3'te 1'ini kaybetti. İktidar partisinin oy kaybına uğramasında ekonomi ve Suriye savaşı yüzünden ülkeye sığınan 1 milyon mültecinin rol aldığı belirtiliyor. Kazananları kutluyorum. Şimdi umalım ki herkes bir masada buluşsun, birlikte çalışsın. Lübnan anayasasına göre başbakanın sünni olması gerektiği için yeni kabinenin yine Hariri tarafından kurulması bekleniyor. Akdeniz'de kaçak göçmenlerin trajedisi sürüyor. Libya'dan şişme botlarla İtalya'ya geçmek isteyen 97 kaçak göçmen son anda kurtarıldı. İyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışanların mücadelesi sürüyor. Libya'nın Trablus kentinden Akdeniz'e açılan 97 kaçak göçmen son anda kurtarıldı. Göçmenlerden ikisinin Tunuslu, 29'unun Mısırlı, geri kalanının ise Afrika ülkelerinden olduğu kaydedildi. Boğulmaktan son anda kurtarılan göçmenler Tacura Göçmen Sığınma Merkezi'ne nakledildi. Libya sahillerinde önceki günde 80 kaçak göçmen kurtarılmıştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre geçtiğimiz yıl 2800'den fazla göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. 119 bin göçmen Avrupa'ya ulaşabildi. İngiltere'nin dünyaca ünlü ekonomi gazetelerinden birisi, başlıcası Financial Times. Financial Times gazetesi terörden temizlenen Cerablus'ta halkın Türkiye'ye minnettar olduğunu belirtti. Umarız kalırlar dediklerini yazdı. Gazete 2016'daki Fırat Kalkanı harekatıyla terör örgütleri DAEŞ ve PKK-YPG'den temizlenen kentten izlenimlerini okurlarına aktardı. Türk varlığı kentin her yerinde görülüyor. Bu ifade İngiliz gazetesi Financial Times'ın Türkiye Cerablus'u Suriye'de örnek yapmak istiyor başlıklı haberinden. Haberde terör örgütü DAEŞ'tan geri alınan kentin simge haline geldiği belirtildi. Doktorlar üzerinde Türkiye Sağlık Bakanlığı yazan eldivenler giyiyor. Bakkallar Türk bisküvilerinin olduğu kutularla dolu. Hatta sarı amblemiyle PTT'nin bir de şubesi var. Suriyelilerin Türklere minnettar oldukları vurgulandı. Türkiye üstlendiği rolden gurur duyuyor ve bunu dünyaya göstermeye de istekli. Amire Naccar adlı bir öğretmen burada genel görüş Türkiye'nin bize yardım ettiği yönünde. İnsanlar onları işgalci gibi görmüyor. Umarız kalırlar dedi. Financial Times, Fırat Kalkanı harekatının öncelikle teröristlerin sınır bölgesinde ilerleyişinin engellenmesini amaçladığını vurguladı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki 3,5 milyon göçmenin geri dönüşlerini de hızlandırmak istiyor denildi. Türkiye'nin Cerablus'a büyük mali kaynak ayırdığına dikkat çekildi. Türk bakanlıklar hasar gören binaların onarımına, hastane ve kliniklerin inşasına yardım etti. Okulları yeniden açtı. Yüzlerce öğretmen, doktor ve polisin maaşını Türkiye ödüyor. Cerablus'a elektrik ulaştırılması için 3 kilometrelik bir kablo döşendi. Gazete, Cerablus'un yönetiminde son söz sahibinin yerel halk olduğuna da dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada İran anlaşması ile ilgili kararımı yarın saat 14'te Beyaz Ev'de açıklayacağım ifadesini kullandı. Seçim kampanyası döneminde çok sık gündeme getirmişti bu anlaşmayı ve söz konusu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en kötü anlaşmalardan biri olduğunu savunmuştu Trump ve anlaşmadan çekilebileceğine ilişkin sinyaller vermişti. Hemen Washington'a uzanacağız.
TRT Haber ekibinden Tuna Şanlı bize ayrıntılar aktaracak. Evet, Tuna Şanlı, Washington Mall, evet, Washington'dan Smithsonian Müzesi'nin bulunduğu noktadan karşımızda. Tuna, bir sosyal medya fanatiği olmanın ötesinde bağımlısı diyeceğimiz Trump, yine Twitter'dan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bu çok kritik konudaki görüşlerini kamuoyuyla yakında paylaşacağını ifade etti. Genel eğilim, genel hava nedir dersek ki kongreden, cumhuriyetçilerden özellikle Donald Trump'a yapma etme bu konuda diken üzerinde tutma İran kararını bir anlamda böyle büyük bir meseleye dönüştürme, zararını görürüz şeklinde uyarılar var. Ama buna rağmen İran'a ilişkin yeni hamleler, ambargolar beklemeli miyiz diyeyim ve sözü sana bırakalım. Çok uzattım. Fuat Gözlüklü, Başkan Donald Trump 4 ay önce istemeye istemeye uzattığı İran nükleer anlaşmasından bu kez çekileceğinin sinyallerini veriyor ve burada yaygın kanı çekilme olasılığının güçlü olduğu, ancak çekilmezse de kimsenin şaşırmaması gerektiği şeklinde. Çünkü geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretinde Başkan Trump'ı en azından bir kez daha anlaşmanın sürmesi yönünde Başkan Trump'ı ikna ettiği yorumları da yapılıyor. Başkana farklı öneriler sunduğunu biliyoruz Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un. İran'ın balistik füze programının da yaptırımlara dahil edilmesi, nükleer programı ile ilgili yaptırımların 2030 yılının sonrasına uzatılması gibi bir takım öneriler sunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Macron'un etkili olduğu konuşuluyor burada. Savunma Bakanı General Mattis de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran nükleer anlaşmasını devam ettirmesinin Amerika'nın ulusal çıkarlarına uygun olduğunu belirtiyor. Mattis'in görüşü İran'ın bölgedeki, yani Orta Doğu'daki nüfuzunun kırılması ve özellikle Suriye ve Irak'taki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin önlenmesi için bir takım müdahalelerin yapılması gerektiği şeklinde. Ancak İran nükleer anlaşmasına dokunulmasını istemiyor. Fakat yönetime son atanan iki isim, en kritik pozisyonlar, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo anlaşmadan çekilinmesini istiyor. Bir an evvel hem de. Mike Pompeo zaten milletvekilliği döneminde de, hemen arkamda gördüğünüz kongrede, bu anlaşmaya muhalefetini sıkça dile getirmişti. Son dönemde aktif rol üstlendiği için yönetimde. Son dönemde yönetimde aktif bir rol üstlendiği için bu keskinliğini biraz köreltti ama körleştirdi. Fakat yine de anlaşmadan çekilinmesi gerektiğini belirten bir Mike Pompeo var karşımızda. Dolayısıyla yarın Amerika saatiyle öğleden sonra 2, Türkiye saatiyle akşam 9'da açıklayacağını duyurdu. Başkan Donald Trump bununla ilgili kararını kongrede de çok önemli sayıda cumhuriyetçi ve demokrat milletvekili anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesi gerektiğini, ancak çekilinmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Şu anda yaygın kanı Başkan Donald Trump'ın çekilebileceği yönünde. Ancak son bir kez uzatırsa ve gerekli değişiklikler için kongreye baskı yaparsa kimse şaşırmasın deniliyor. Dolayısıyla hepimiz aslında yarını bekliyoruz. Yine Trump'ın ne karar vereceği şu anda tam bir muamma gibi görünüyor aslında. Evet. Çok hassas bir kavşakta bulunuyor dünyanın dış dinamikleri, dengeleri. Türkiye saatiyle Salı 21'de Trump İran'la ilgili kararını açıklayacak. Tuna Şanlı Washington'dan bildirdi diyoruz ve noktalıyoruz. TRT Haber'de saat 23'ten bu yana gece bakışıyla karşınızdaydık. Yaklaşık 1 saat 47 dakika boyunca 7 Mayıs 2018 Pazartesi de hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup biten ne varsa onları aktardım. Gece bakışını Şemsettin Özkan, Cemal Kaçan ve Dilruba Amil hazırladılar. Hikmet Aslanhan kameradaydı. Yaşar Danacı da rejiden destek verdi. Ben de aktardım, ben de sundum. Yönetmenimiz Özlem Bülbül'dü. Saat 01'den itibaren arkadaşımız Selver Göze Açık gün sonuyla karşınızda olacak buradan. Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerindeki son gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Takvim yaprakları 8 Mayıs 2018 Salı'yı gösteriyor. Barış, dostluk, bereket ve de sağlık dolu güzel bir gün olsun diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ben Fuat Kozluklu. Güzel ülkemin güzel insanları, güzel bir güne uyanmanız dileklerimle. Salı saat 23.30'da yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.